Mini prop endoskopik ultrasonografi, endoskopik ultrasonografinin önemli bir parçasıdır. Çünkü biz işlemi yaparken çalışma kanalından 2 milimetrelik mini prop endoskopiyi gönderebilmekteyiz ve anında görüntü almaktayız. Burada onun çalışma prensibini göstereceğim ve mini propla alınmış birkaç tane görüntüyü sunacağım. Şimdi burada bir mini prop endoskopik ultrasonografiyi görmektesiniz ve burada endoskopik evet, balonu şu anda şişmiş durumda. Bunu yukarıdan şişiriyoruz. Evet, bir enjektörle 3 veya 4 cc kadar sıvı vererek bunu yapıyoruz. Ama balonu şişirdikten sonra havayı almalıyız. Evet, ve mini prop endosonografi tabii ki çalışma kanalından olduğundan dolayı kimi zaman havayı almakta güçlük çekiyoruz. Bundan dolayı terapatik endoskoplarla çalışmak oldukça avantajlıdır. Mini probu bir kanaldan göndeririz, diğer kanaldan da aspire ederiz ve lümeni kapatırız. Ancak lümeni kapatınca biz endosonografik görüntüyü alabilmekteyiz. Şimdi burada iki tane mini probla yapılmış olan işlemi göstereceğim. Bunlardan bir tanesi midede olan bir karsinoid tümör vakası, tip 3 karsinoid lezyon. Bunun öncelikle buradaki PowerPoint prezentasyonda olduğu gibi birkaç resmi sunmak istiyorum. Burada görüldüğü gibi lezyon yaklaşık olarak da 12 milimetre çapında ve midede antrum korpus bileşkesine yakın bir bölgede. Yine mini probla bu lezyonun tam olarak üzerine gidiyoruz ve daha sonra burada gördüğünüz görüntüleri alıyoruz. Evet, buradaki resimde de mini probla alınmış görüntüyü görmektesiniz. Gastrik nöroendokrin tümör ve mini prob ultrasonografi ile incelemesini görmektesiniz. Evet, birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman ve dördüncü katman. Lezyon yavaş yavaş görüntüye gelecek. Evet, bakıyorsunuz. Evet, lezyon görüntüye geldi. İkinci katmanda lezyon. Üçüncü katman intakt durumda ama belli noktalarda da incelmiş. Eğer ki normal mini prob yerine diğer endosonografilerle bakarsanız radyal veya lineer sistemle bunu endoskopik mukozal rezeksiyon veya submukozal diseksiyona uygun olmadığını söyleyebilirsiniz. Fakat mini probla bakılınca submukozanın evet inceldiğini görüyorsunuz belli noktalarda ama tamamen perfore olmadığını görüyorsunuz. Ve biz bu lezyona endoskopik mukozal rezeksiyona uygundur kararı verdik. Tabii büyütülmüş bir görüntü. Kontürleri çok çok iyi izlemek zorundasınız. Evet, yaklaşık olarak lezyonun derinliği burada 2,5 total alan 5,5-6 milimetre civarında ama lezyonun derinliği 2,5 milimetre kadar. Burada önemli olan şu, biz nöroendokrin tümörlere özellikle mini probla karar vermeliyiz. Çünkü hücre, karsinoid tümör hücreleri, nöroendokrin tümör hücreleri üst üste dizilerekten endoskopik ultrasonografide görülmeyecek şekilde submukozayı perfore edip dördüncü katmana ulaşabiliyor. Ve biz bu durumda endoskopik mukozal rezeksiyon veya submukozal diseksiyon yaptığımız zaman EMR veya LCD piyesinde üçüncü katmanın delindiğini ve dördüncü katmana ulaştığını görüyoruz ama rezeksiyondan sonra. Ve bu durumda da cerrahi veriyoruz. Eğer ki radyal veya lineer sistemle endosonografi yaparsak mini probun verdiği kadar ayrıntılı bilgileri elde edememekteyiz. Şimdi mini probla ilgili bu midedeki görünümüydü. Bir de kolondaki mini prop endoskopik ultrasonografi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Kolonik endoskopik submukozal diseksiyon yapmadan evvel burada bir lateral spreading adenoma gözükmekte. Yaklaşık 5 santimetrelik bir lezyon. Biz bu lezyona endoskopik mukozal diseksiyon uygulayacağız. Fakat ortasında gördüğünüz gibi çöküntü var. Bu daha önceden alınan biyopsilerde mi? Emin değiliz. Ama biyopsilerin hepsi o bölgeden alınmamış. Mini prop endoskopik ultrasonografi yapıyoruz ve lezyonun tam üstüne konuyoruz. Evet, balonda kabarcık olmamalı. Ama burada gördüğünüz gibi mini probun temas ettiği noktada değil kabarcık. Bizim açımızdan sorun yaratmıyor. Ama yine de olmamalı. Gördüğünüz gibi lateral spreading adenomanın kendisi. Evet, ölçüm yapıyoruz. 3,6, evet 3,3 milimetrelik bir delinliği var lezyonu ve üçüncü tabaka submukozal tabaka intakt görünümde. Evet, bir daha bakıyoruz. Üçüncü tabakaya bakmak zorundayız. Her bölgeden bakıyoruz. Özellikle lezyonun orta kısmındaki çöküntülerin olduğu bölgeden bakıyoruz ki invazyon olursa biz bu lezyona ESD uygulayamayız. Evet, sonunda biz intakt olduğu kararını verdik ve ESD'ye geçtik.